Hoşuma giden güzel, iyi sorulardan bir tanesi bu. 21'den 4'e 17 araba artışı olmuş. Ama şu an kaç girdi, kaç çıktı bilmiyorum. Örnek diyelim 30 araba girmiştir, 13 çıkmıştır, 17 artmıştır. Bu da olabilir. Ya da 18 araba girmiştir, 1 e çıkmıştır, 17 araba artmıştır. O yüzden şu an giren çıkanı bilmiyorum. Değişimi biliyorum. Sonra arkadaşlar 3'ten 7'ye azalmış. Kaç? 4 tane. Total değişimimiz ne? 13 değişim. Bu ne demek biliyor musunuz? X tane araba girse, Y tane de araba çıksa burada gördüğünüz gibi değişim 13 olmuş. Yine aynı şekilde X araba ve Y araba toplam giriş çıkış sayısı kaç verilmiş bize? 75. Bakın bu kadar iyi bir soru ama denkleme ne kadar basit gördünüz mü? Böylece 2x eşittir 88, x 44 toplam giriş yapan araba sayısı e şıkkı. Genişlikleri 18, 6, 4'müş arkadaşlar bunların. Ve aralarındaki mesafeler de 3, 4, 6 ile ters orantılıymış. Dolayısıyla 3, 4, 6 neyde eşitlenir? 12'de. Buna 4K diyelim. Bu 3K olsun bu da 2K. Böylece şu aradaki mesafe 3, 4K olacak. Burası arkadaşlar 3K. Burası da gördüğünüz gibi 2K olmuş olacak. Şimdi 4K artı 3K artı 8 bize 85 olarak verilmiş. 7K buradan 77... K'da gördüğünüz gibi ne geldi? 11. Ne istiyor? Sarı ve mor evlerin arasındaki mesafeyi. Dolayısıyla burada 8 ve 6 var zaten. 14 metre. 4, 3 daha 7. 2 daha 9. 11 ile toplarsak 99 olur. Böylece 113 metreymiş aradaki mesafe. Arif'in girdiği 4 matematik sınavıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bu sınavlardan aldığı puan ortalaması 60 yani not toplamı o zaman 60 çarpı 4'ten 240 kenarda dursun. 62 alsaydı bir tane sınavdan ortalaması 4 puan azalacakmış. Demek ki arkadaşlar 4 puan azaldığına göre ortalaması aslında 4 sınav olduğu için katkısı ne biliyor musunuz? 4 çarpı 4'ten 16 demek ki ilk sınavdan bu 78 puan almış. Son sınavdan 78 alsaydı puanı 2 artacakmış. Demek ki arkadaşlar 2 çarpı 4'ten katkısı 8 olmuş toplama. Ters düşünmelisiniz yani gerçekte 70 almış. Üçüncü sınavdan 70 alsaydı ortalaması bir puan azalacak demek toplam puan 4 azalmış ki 4'e bölünce bir ortalama azalmış. Demek ki 74 almış arkadaşlar bu. Dolayısıyla ikinci sınavı buluruz artık buradan. 78, 74 daha 152, 70 daha 222. Demek ki arkadaşlar son sınavdan pardon daha doğrusu neyse o işte ikinci sınavdan 18 puan almış D şıkkı. Eğer arkadaşlar yeşile 3 tane yapsaydı her seferinde x tane yeşil olsun 3x tane mandal kullanacaktı. Beyazlara da yine beyazlar da eşit sayıda dediği için bakın soruda haliyle 2x tane de onun için kullanacaktı. Ancak Arada bakın bu şeyler hep ortak görüyor musunuz? Yani toplamda x artı x'ten 2x tane burada masa örtüsü var ya. 2x tane masa örtüsü varsa 2x eksi 1 tane ortak nokta vardır. Dolayısıyla bunlar için fazladan saymış olduk. Bunları arkadaşlar ortak kullanıyor. O yüzden çıkarmalıyız. Gördüğünüz gibi böylece 91 oldu. Bunlar gitti 3x eşittir 90'dan x 30 zaten bizden yeşili istiyordu. Cevap B oldu. Şu akla gelebilir tabii ki. Neden hocam 1 çıkardınız burada? Hemen şöyle göstereyim bakın. 3 tane şey varsa 2 tane bağlantı noktası vardır. 4 tane varsa 3 tane bağlantı noktası vardır. 2x tane ise 2x eksi 1 tane bağlantı noktası vardır bu yüzden. Yan yana 2 tane boş koltuk olamayacağına göre öyle o kadar da fazla boş yapamayız. Mecburen boş dolu, boş, dolu, boş, dolu şeklinde. Yani mantıklı olan boşla başlamak ki boş sayısı fazla olsun. Dolayısıyla burada arkadaşlar 3 dolu olacak. Burada boşla başlarsak böyle bakın bunlar boş. 2 tane dolu olacak. Burada zaten bir boş, bir dolu gittiği için 2 tane dolu olacak. Burada zaten 2 tane dolu var. Burada da 7 tane dolu var. Toplam o zaman 16 tane dolu var arkadaşlar. Koltuk sayısı 24 tane 2 bölü 3'müş saniyede 3 sayfa yazdığına göre 75 sayfa yazdığı zaman arkadaşlar 75 bölü 3'ten 25 saniye geçer. Diğeri de saniyede 4 sayfa yazıyordu arkadaşlar. 25 çarpı 4'ten 100 sayfa olacak ve yazması gereken ne kadar daha sayfa varmış? 120 sayfa. 120 sayfayı arkadaşlar 4'e bölersek 30 saniyede yazar. Aynı anda bittiği için bu da 30 saniyede 3 ile çarparsak 90 sayfa daha yazacak. Haliyle totalde arkadaşlar ilk başta 175 vardı zaten. İkinci durumda da 120, 90 daha 210 yazdılar. Böylece 385 sayfa oldu arkadaşlar D şıkkı. Şimdi X tane sıraya 3 öğrenci otursun 3X. Y tane sıraya 2 öğrenci otursun 2Y insan olur. Bir de T tane de sıraya tek kişi otur, şey, e, tekli oturacaklar. Şimdi burada üçlü oturanların 2 katı, ikili oturanlara eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 3x eşittir y olacak. Sıra sayısı neydi? x, y ve t değil mi? x burada y gördüğümüz yere 3x yazarsak 4x artı t olur sıra sayısı. Sıra sayısı çift olduğuna göre bu çift sayısı kesinlikle t'de ne olacak? Çift demek ki 1 kesinlikle doğruymuş. Sınıfta ikişerli oturulan sıra sayısı Üçerli oturalanın 3 üç katıdır. Bunu bak zaten bulmuştuk gördüğünüz gibi. Sınıftaki tüm sıraların sayısı ikişerli oturulan sıra sayısının 4 katı ise tek oturulan sıra sayısı üçerli oturulan sıra sayısının 6 katıdır. Toplam sıra sayısını 4x artı t bulmuştuk. Bu arkadaşlar e, neyin 3 katıymış? Şey 4 katıymış pardon. E, i̇kili oturulan. İkili oturulana 3x demiştik burada demin bulmuştuk. Bunun o zaman 4 katı olduğuna göre 12x olacak t buradan arkadaşlar 8x geldi. Şimdi bize ne demişti? Tek oturulan sıra sayısı üçerli oturanın 6 katıdır. Ama ne geldi bakın 8 katı geldi. Bu yanlış oldu. Cevap 1, 2, c şıkkı. Arkadaşlar sorunun hemen başında şuradaki b harfini d olarak düzeltelim. Orada harf hatası olmuş. Soru bütün o yüzden gitmesin yani. Şimdi bakın a holdingine bağlı olup b holdingine bağlı olmayan kaç kişi vardır? y 1600 doğru mu? Sonra C şirketine bağlı olup D'ye bağlı olmayan kaç kişi vardır? X eksi 400. Bunlar bir kenarda dursun. A holdingine bağlı olup B şirketine bağlı olmayan Y eksi 1600 insan var. Böylece C şirketine bağlı olup D'ye bağlı olmayan X eksi 400'ün kaç katıymış? Bu 3 katı. Dolayısıyla 3X eksi 1200 öbür tarafa atarsak 3X artı 400 oldu. Bu kenarda dursun. Bir de ne demiş? A holdingine bağlı insan sayısı yani Y kişi, C holdingine bağlı olan yani X kişinin 4 katından 200 eksikmiş. Bunların ikisi birbirine eşit işte Y, Y. 4X eksi 200 eşittir. 3X artı 400. X arkadaşlar buradan 600 geldi. Yerine yazalım. 1800 artı 400'den demek ki 2200'müş değişik. Cenk'in aldığı puanı bulalım o zaman. Belli zaten. Buradan 2, birinciden 2, iki, ikinciden 2, iki, üçüncüden de 3 üç atış başarılı. 10 çarpı 2'den 20, 15 çarpı 2'den 30, 25 çarpı 2'den 50, 80, 20 daha 100. Dolayısıyla arkadaşlar 100 puan aldı. Doğan 100 puandan daha fazla alacak. En fazla kaçırma yapması için şunu yaparım ben. En çok puan aldığından hemen 25 çarpı 4, 100 puanı kapsın. Bu... 10'dan da bir tane puan alsın ya da 15'ten fark etmez. Yani birisinden bile 10 veya 15 alsa zaten geçiyor gördüğünüz gibi. 110 de olsa 115 de olsa. Dolayısıyla sonuncunun hepsini aldı. 5 veya 10 mesafeliklerden bir tanesinden sadece e, atış yaptı. Diğer geri kalan arkadaşlar toplam 12 olması için 7 tanesini kaçırmış oldu. En fazla böyle olur. Hesabın bir kısmı çıkmış arkadaşlar portakal suyundan 9 TL'lik bir tane alınmış 9. 5 bardak çay içilmiş 1,5 çarpı 5'ten 7,5. Tatlının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. T diyelim toplam hesap 28,5 TL. T böylece 12 oldu. Şimdi diyor ki bunlar kaç bardak çay daha yani 28,5 hesap ödediler. 1,5 x kadar daha çay içecekler. Ve bu hesabın toplam hesabın dörtte biri tatlıya eşit olacak. Haliyle 28,5 artı 1,5 x eşittir 48. Şurayı bir düzelteyim. Sonra buradan da 1,5 x eşittir 19 buçuk her iki tarafı 15'e bölelim yani bunu şey gibi düşünelim 195 bölü 15 gibi düşünelim 1 yaptım 15 Burası 45 oldu. 3 oldu. Demek ki 13'müş arkadaşlar. E şıkkı. 2016 yılında her biri 7 yaşında olan bir grup öğrenci varmış arkadaşlar. Bunların yaşları toplamına eşitmiş ağacın yaşı. Ağacın yaşı x olsun ve öğrenci sayısı y tane olsun. x eşittir 7y. Sonra 2021 yılına geliyoruz. Tabii ki ağaç arkadaşlar 5 yıl yaşlanıyor. Haliyle x artı 5 yaşında oluyor. Ve bu sefer 10 yaşında olan bir grup gelmiş arkadaşlar. Demiş ki sizin de yaşları toplamınızla eşit ama ilk gruptaki insan sayısı ikinci gruptaki insan sayısından 10 fazla olduğu için buraya bak y-10 diyeceğim. 10 çarpı y-10 olacak. Böylece 7y arkadaşlar bunu yalnız bırakırsak x'i neye eşit olmuş oldu? 10y-100 bir de 5 çıkardık buna. Haliyle buradan artık arkadaşlar 3y eşittir 105. Y de ne gelmiş oldu? 35. Bizden ne istiyordu? Ağacın şu anki yaşını istiyor arkadaşlar. Şu anki demeyeyim pardon. 2021'deki ne istiyor. Önce x'i bulalım. İlk 2016'daki yaşını. 7 çarpı 35'ten kaç yapıyor? Ee, 35 çarpı 7 kenarda çarpacağım çarpamadım. 5 kere 7 35. 3 kere 7 21. 245'miş. O zaman arkadaşlar 2021 yılında x artı 5 yaşında olacak. 250 yaşındaymış D şıkkı.